Merhaba arkadaşlar. Sıvıların kaldırma kuvvetiyle ilgili olarak 3. amatör testimiz çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki ağzı kapalı cam şişe içine bir miktar su varken şekil 1'de dengede. Sonra aynı şişenin kapağını açıyoruz. İçine biraz daha su koyuyoruz. Bu sefer tekrar kapattığımız zaman ikinci durumda gelmiş oluyor. Şekil 2'deki bir dengeye geliyor. Hangileri artmıştır diyor. Şimdi şişeye etkeden kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvvetinin formülü nedir arkadaşlar? V batan çarpı D sıvı çarpı D'dir. V batan D sıvı çarpı G. Şimdi sıvı aynı sıvı, G aynı G. Ama ne oldu arkadaşlar? Burada batan hacmi ne yaptı? Batan hacmi arttı. Şişenin az önce batan hacmi şu kadarken. Şimdi batan hacmi ne oldu? Daha fazla oldu. Dolayısıyla ne yaptı? Arttı mı? Arttı. Şişenin ortalama öz kütlesi. Şimdi öz kütle dediğimiz şey ne? Kütle bölü hacim. Şimdi biz ne yapıyoruz? İçinde hava varken o hava miktarını ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Yani içine biraz daha ne ekliyoruz? Su ekliyoruz. Dolayısıyla şişenin toplam dış hacmini değiştirmiyoruz. Sonuçta şişe kapalı bir sistem. Dış hacmi değişmiyor. Ama içerideki su miktarını arttırarak, kütleyi arttırarak ortalama öz kütlesini arttırmış oluyoruz. Zaten başlangıçta yüzerken o ortalama öz kütlesi arttığı için zaten ikinci durumda dibe batıyor. Şişenin içindeki havanın basıncı. Arkadaşlar kapak açıktı. İçeride ne vardı? Açık hava basıncı vardı. Yani buradaki basınç neydi? P0'dı. Kapattım. Sonra tekrar açtım. İçine su doldurdum. Ama içeride yine hava var. Yine içerideki basınç nedir? Yine P0'dır. Yani içerideki havanın basıncı ne yapmıyor aslında? Değişmiyor. Cevabımız Denizli olacak. Esnek balon. Su yardımıyla dengede. İp germesinin kuvvetini arttırmak istiyorum. Şimdi ipteki ipi germesinin sebebi ne arkadaşlar? İpteki germenin sebebi bu balonu etkilen nedir? Kaldırma kuvvetidir. Sonuçta balonu yukarı doğru kaldırmak istiyor ki ip onu aşağı doğru çekerek ne yapıyor? Dengeyi sağlamış. Sen ipteki germenin artmasını istiyorsan kaldırma kuvvetini arttıracaksın. Kaldırma kuvvetini arttırmanın yolu da ne arkadaşlar? Batan hacmi büyüteceksin. Yani sen bu balonun hacmini arttıracaksın. Bu balonu şişirmen lazım. Balon hacmin artması için kapalı bir sistem olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Hacim arttıkça içerideki basınca düşmesi lazım. O yüzden sen dışarıdaki basıncı değiştireceksin ki hani esnek balon olduğu için iç basınç dış basıncı her zaman zaten ne? Eşit. O zaman bizim yapacağımız şey ne? Balonun dışındaki basıncı azaltmak. Dolayısıyla kaba su ilave edersem olmaz. Su eklersek artar. Kaba zeytinyağı eklersek suyun üzerine bir de ekstra zeytinyağının basıncı olacak. O zaman balon üzerindeki basınç gene artacak. Kaba suda yüzen tahta parçası atsan, tahta girdiği zaman suyun içinde bir yer kapladığı için gene su seviyesini yükseltecek, yine basıncı artacak. Kaptan bir miktar su aldığımız zaman arkadaşlar ne olacak işte? Orada su yüksekliği azalacak. Dolayısıyla balona etkilen basınç azalacak. Dış basınç azaldığı için iç basıncın azalması için balon şişecek. Şiştiği için buna etkilen kaldırma kuvveti artacak. İp germesi ne yapacak? Artacak. Yani cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Bir cisim tamamı sıvı dolu taşıma kabına yavaşça bırakıldığında aşağıdaki hangisi kesinlikle gerçekleşmez demiş. Şimdi tamamen sıvı dolu bir taşıma kabı var. Ağzına kadar doldurmuş. Şöyle diyelim. Hacminden daha az hacimde sıvı taşır. Şimdi içine attığım cisim eğer yüzüyorsa ne kadar hacim taşıracaktır? Batan hacmi kadar. Yüzüyorsa batan hacim kendi hacminden az olduğu için taşırdığı sıvı hacmi kendi hacminden az olur. Olabilir mi? Olabilir. Bu gerçekleşebilir. Cisme etkeden kaldırma kuvveti kadar ağırlıkta sıvı taşır. Bu zaten külliyen doğrudur. Yani sen bu cismi attığın zaman ister asıda kalsın, ister yüzsün, ister dibe bassın. Her zaman ne yapacaktır? Kaldırma kuvveti kadar ağırlığında sıvı taşıyacaktır. Bu zaten kesin olan bir şeydir. Ağırlığından az sıvı taşır. Şimdi arkadaşlar cisim yüzüyor veya askıda kalıyorsa ne olur? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyordu ya. Kaldırma kuvveti de ağırlığına eşit olduğu için ağırlığı kadar sıvı taşır. Ama eğer bizim attığımız cisim dibe batmışsa ne olacaktır? Kaldırma kuvveti kadar sıvı taşıyacak. Ama dibe batmışsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığından daha az olduğu için kendi ağırlığından daha az sıvı taşır. Olabilir mi? Batmışsa olabilir. Hacmi kadar sıvı taşır. Sonuçta ne kadar sıvı taşıyordu hacim olarak? Batan hacmi kadar. Eğer askıda kalmışsa ve batmışsa batan hacmi tamamı olduğu için kendi hacmine eşit hacimde sıvı taşırabilir mi? Evet. Cisme uygulanan kaldırma kuvvetinden daha fazla ağırlıkta su taşır. Hayır arkadaşlar, sonuçta taşırma kabına attığın cisim yüzse de askıda kalsa dibe bassa her zaman kaldırma kuvveti kadar ağırlıkta sıvı taşır. Daha az veya daha fazla sıvı taşırma durumu yoktur. Ha daha az taşırma durumu yok. Fazla da yok. Yani cevabımız Edirne olacak. İp germeleri farklıysa demiş. Arkadaşlar ipte bir germe varsa ne oluyor? İp bunu ne yapıyor? Çekiyor. Yani biz bu A cismi yukarı doğru çekerek şu anda denge tutuyoruz. Yani demek ki aslında ip olmasa ne yapacak A cismi? A cismi şu anda aşağı doğru batmak istiyor. Ki biz onu iple. Yani kaldırma kuvveti ne yapıyor aslında? Tek başına bu adamın ağırlığını dengeleyemiyor. İple beraber dengeliyor. Yani bu cisim dibe batmak istiyorsa demek ki bu cismin öz kütlesi sıvıdan neymiş? Sıvıdan büyükmüş.
B'yi de iple çekiyoruz. İp ne yapar ama sadece çeker. Nereye doğru çekiyor? B'yi de aşağı doğru çekiyor. Yani B şu anda ne yapmak istiyor? Yukarı gitmek istiyor. Yani sen ipi kesersen ne yapacak? B yukarı çıkacak, yüzecek. Dolayısıyla demek ki şu anda bu adamı etkilen kaldırma kuvveti B'nin ağırlığından neyi daha büyük? B'nin ağırlığı artık ip kaldırma kuvvetinden geliyor. O zaman B yüzmek istiyorsa demek ki öz kütle sıvıdan nedir? Küçüktür. Öz kütleleri kıyaslarsak A büyük, sıvı büyük, B şeklinde cevabımız Adana olacaktır. Yapışık olmayan, yani yapışık olmaması neyi ifade ediyor arkadaşlar? Yani Z dibe batmak istiyorsa batardı, onu tutan bir şey yok. Z ya askıda kalmak istiyordur ya yukarı çıkmak istiyordur. Ha bir de en üstteki X yukarı çıkmak istiyor olamaz. Çünkü olsaydı yapışık olmadığı için ne yapar? Yukarı çıkar, yüzerde onu tutan bir şey var mı? Yok. Ama X askıda kalmak veya dibe batmak istiyor olabilir. Hangisi olamaz? Bir kere X'in öz kütlesi kesinlikle arkadaşlar 2D'den küçük olamaz. 2D'den küçük olsaydı X yukarı çıkmak isterdi. Onu yapışık olmadığı için tutan bir şey olmadığı için X yukarı çıkardı. Dolayısıyla 2,5 olur, 2,5 olur, 4 olur, 3 olur ama D olamaz. Z'de ne yapmak isteyemez arkadaşlar? Aşağı batmak isteyemez. Yani öz kütlesi 2D'den büyük olamaz. Büyük olsaydı aşağı batmak isterdi. O zaman batar tutan bir şey yok ki yapışık değil sonuçta. O zaman Z'de ne yapamaz? 3D olamaz. Hangisi olamaz? Adana olamayacak. İple bağlı aynı boyutta türde şekildeki bir dengede değil. Hangileri doğru olabilir? Cisler birbirine yapıştırılırsa sıvı içinde askıda kalır. Evet arkadaşlar sonuçta ne oluyor? İpte bir gerilme varsa eğer zaten ipte gerilme yoksa askıda kalmak istiyordur. O yüzden yapıştırsan da şey yapsan da onlar orada durur. Ha, ipte gerilme varsa ne olur? K yukarı çıkmak istiyor, yüzmek istiyordur. Öz kütle sıvıdan küçüktür. İp çünkü sadece çeker. K'yı aşağı doğru çekiyor. Aynı ip ise L'yi ne yapıyor? Yukarı doğru çekiyor. L de aşağı batmak istiyordur ki iple tutuyoruz. Sen bunları birbirine yapıştırırsan yine K yukarı çıkmak isteyecek ve aşağı inmek isteyecek. O yine dengeleyecek ip gibi. O zaman ne yapar? Dengede kalır. Cisimler üst üste konursa sıvı içinde askıda kalabilir. Şimdi üst üste koyarsak ama nasıl üst üste koyduğumuza bağlı. Sen K'yı yukarı, L'yi aşağı koyarsan dengede kalmaz. K yukarı çıkmak istiyor. O zaman çıkar gider yapıştırmadığın için. L'ye de aşağı inmek istiyordu iner. Ama sen sıvının içinde K'yı alta gelecek şekilde, L'yi de üste gelecek şekilde koyarsan K yukarı çıkmak isteyecek, L aşağı inmek isteyecek. Sonuçta birine etki tepkiyle dengede kalabilir mi? Kalabilir. Üst üste konsa sıvı içinde askıda kalmayabilir. Eğer K'yı üstte L'yi alta koyarsan o zaman bu yukarı çıkmak istiyor, bu aşağı inmek istediği için kalmayabilir. Hangisi doğru olabilir? Üçü de doğru olabilir. Sonuçta üst üste koyduğumuz zaman hangisi üstte hangisi altta o bizim için önemli olacaktır. İçinde hava ve H yüklerinde su bulunan kaplak K cismi gergin bir yay. Şimdi arkadaşlar ip sadece çeker. Yay ise ne yapabilir? Hem çekebilir hem itebilir. İşte yayın uyguladığı kuvvetin nasıl olduğunu bulmak için nasıl düşünüyoruz? Şöyle şimdi yay durgunken yani normal denge halindeyken bir kuvvet uygulamaz. Ama sen bu yayı sıkıştırırsan ne yapacaktır? Eski boyuna gelmek için itecektir. Sen bu yayı gelip uzatırsan da bu sefer eski boyuna gelmek için ne yapacaktır? Çekecektir. Gergin bir yay dediği için şu anda yay ne yapıyor arkadaşlar? Gergin olduğu için çekiyor. Yani yay nasıl bir kuvvet uyguluyor arkadaşlar? Aşağı doğru bir kuvvet uyguluyor. Başka ne var? Bu cisme etkilen bir sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti var. Başka ne var? Aşağı doğru bir de ağırlığı var. Yani burada o cisme etkilen kaldırma kuvveti ne yapıyor? K'nın ağırlığını artı yaydaki gerilme kuvveti tarafından dengelemiş oluyor. Piston F kuvvetiyle hava sıkıştırıyor. Şimdi arkadaşlar havayı sıkıştırırsak, yalnız bu soruda arkadaşlar neyi belirtmesi lazım? Şunu belirtmesi lazım. Havanın uyguladığı kaldırma kuvvetinin önemi var mı, yok mu? Dikkat alacak mıyız, almayacak mıyız? Belirtmesi lazım bu soru kökünün. Neyse. Şimdi havayı sıkıştırırsak ne olacak? Havanın basıncı artacak. Şimdi basıncın artması bir şey etkileyecek mi? Kaldırma kuvvetinin etkisi olacak mı? Hayır, olmayacak. Niye? Çünkü o havanın basıncı cismi üstten etkilediği için aynı basıncın artışı ne yapıyor? Sıvıya da etkiliyor. Sıvı da o basıncı her yere ilettiği için dolayısıyla cismin altına da sağına da soluna da yani cismin her noktasındaki basınç üstte de altta da sağda da solda aynı oranda arttığı için kaldırma kuvveti ne yapmıyor? Değişmiyor. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Hava sıkıştırırsak kaldırma kuvveti değişmeyecek. Dolayısıyla hiçbir şey değişmeyecek. Kaptaki su yüksekliği ne yapmaz? Değişmez. Yayın gelme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Kabın tavanı etkilen toplam basınç. Ha şimdi tavanı etkilen toplam basınç kimin basıncı? Suyun basıncı artı üstteki gazın, havanın basıncı. Suyun basıncı değişmiyor ama oradaki üstteki gaz sıkıştığı için, gaz basıncı arttığı için toplam basınç ne yapıyor? Artıyor. Cevabımız Edirne olacak ama soru kökünde havanın uyguladığı kaldırma kuvvetinin önemsiz olduğu da belirtilmesi gerekiyordu. KL katı cisimleri X sıvısının kütle hacim grafiği şekildekidir. O zaman arkadaşlar şekle baktığımız zaman ne yapıyoruz? Eşit hacimde aldığımızdan kütlesi en büyük K olduğu için sonuçta öz kütle dediğimiz kütle bölü hacim. Dolayısıyla K'nın öz kütlesinin X sıvısından büyük, L'nin öz kütlesinin X sıvısından küçük olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. X sıvısı arkadaşlar, sıvımız X sıvısı. K'nın öz kütlesi sıvıdan büyük olduğu için o zaman sen K'ya attığın zaman K ne yapacak bu sıvıda? Dibe batacaktır. L'nin öz kütlesi sıvıdan küçük olduğu için attığın zaman L'de ne yapacaktır? L'de yüzecektir. Buna göre taşma düzeyine kadar bir taşırma kabıymış şöyle. Hop, koyduk.
Kan taşırdığı sıvı ağırlık K'nın kendi ağırlığından küçüktür. Yani ne kadar sıvı taşır arkadaşlar? Kendini etkileyen kaldırma kuvveti kadar. K attığımız zaman dibe battığı için dibe battığından dolayı bunu etkileyen kaldırma kuvveti kendi ağırlığından azdır. Dolayısıyla taşan sıvı da kaldırma kuvveti kadar olduğu için kendi ağırlığından daha az sıvı taşıracak. Doğrudur. L'nin taşırdığı sıvı ağırlığı L'nin kendi ağırlığından büyüktür. Ama bu ne yapar? Bu da kaldırma kuvveti kadar sıvı taşır. Ama yüzdüğü için bunu etkileyen kaldırma kuvveti ne kadar? Kendi ağırlığı kadar. Dolayısıyla taşırdığı sıvının ağırlığı kendi ağırlığından büyük değil, kendi ağırlığı kadardır. L cismi kendi hacmi kadar sıvı taşır. Taşan sıvının hacmi ise ne kadardır? Batan hacmi kadardır. L'nin tamamı batıyor mu? Hayır. Bir kısmı yüzdüğü için bir kısmı batıyor. Dolayısıyla L'nin taşırdığı sıvının hacmi kendi hacminden daha azdır. Yalan. Cevabımız yalnız bir Adana olacak. G ağırlıklı özdeş 5 küre şekildeki bir farklı, pardon, aynı sıcaklıkta farklı sıvılar dağıtılmış. İp gelmeleri yazılmıştır. Sıvının yoğunluğu, cismin yoğunluğu, sıvının yoğunluğuna en yakındır. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Cismin yoğunluğuyla sıvının yoğunluğu birbirine ne kadar yakınsa, sonuçta o zaman cismin yoğunluğuyla sıvının yoğunluğu eşit olsaydı diyeyim. Hani birbirine çok yakın olacak ya. Eşit olsaydı ne olurdu? O zaman uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olurdu. Cisim orada askıda kalırdı. O zaman askıda kalıyorsa ip gerilmesi diye bir şey kalır mıydı? Kalmazdı. O zaman ipteki gerilme ne kadar azsa demek ki sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti ağırlığa o kadar yakın değerdedir. Demek ki sıvının öz kütlesi de cismin öz kütlesi o kadar yakındır diye sorun çıkarabiliriz. Dolayısıyla burada kıyaslayacağız ip gerilmesini. Bu ne olacak arkadaşlar? 0,4G desem, buna 0,2G desem, buna 0,6G dedim. Bu 0,33G gibi bir şey. Bu da 0,5G gibi bir şey. Dolayısıyla burada ip gerilmesinin en küçük olduğu durum ne? İkinci şekil. Demek ki ikinci şekilde ip gerilmesi en azsa demek ki kaldırma kuvvetiyle ağırlık burada birbirine en yakın. Demek ki sıvının yoğunluğu, cismin yoğunluğu en yakın olduğu sıvı hangisi olacak? İki nolu sıvımız olacaktır. Evet arkadaşlar, amatör 3 testini de burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.